Merhabalar arkadaşlar. Global borsalar hakkında bilgilendirici videolar çektiğim yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde KuCoin borsasından bahsetmek istiyorum. 2017 yılının sonunda kurulan KuCoin borsasında 300'den fazla coin alım satım yapabilirsiniz. CoinMarketCap'e göre en çok işlem hacmi olan 6. borsadır KuCoin. Bu videoda KuCoin'e nasıl kayıt olunur ve nasıl para yatırılır, hesaplar arası nasıl transfer yapılır gibi konulara değineceğim. İlk olarak açıklama kısmındaki linke tıklayarak KuCoin kayıt sayfasına gelelim. Burada 2 adet alan karşınıza çıkıyor. Biri telefon, diğeri de e-mail. Buraya ikisinde de e-mail yazarsanız e-mail ile bir kod gelecek. Telefon yazarsanız telefona bir kod gelecek. Girdikten sonra gerekli alanları doldurup sign up butonuna tıklayalım. Sonra tıkladıktan sonra login sayfasına tıklayalım. Buradan login butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ben robot değilim alanı doldurduktan sonra telefonunuza bir adet kod geliyor ve bu kodu bu alana giriyorsunuz. Girdikten sonra submit butonuna tıklayarak sitemizin ana sayfasına giriş yapıyoruz. Sitemize giriş yaptığımızda bu şekilde bir ana ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda İlk olarak yapmanız gereken bu borsayı uzun süre kullanmak istiyorsanız yani aktif olarak kullanmak istiyorsanız şuradan ana ekrandan KYC Verification alanına tıklayınız ve kimlik doğrulamayı yapınız. Kimlik doğrulama yaptıktan sonra kimlik doğrulama işlemimiz gerçekleşirken Security Settings alanına tıklayalım. Buradan Google Verification, Phone, E-mail gibi doğrulama seçeneklerimizi seçelim. Ve Trading Password şifremizi oluşturalım. Siz oluşturmadığınız için burada set şeklinde çıkacak. Tıklayınca oluşturabileceksiniz. KuCoin borsasına para yüklemeniz gerekiyor. Buraya para yüklemeniz için iki yöntem anlatabilirim. Birincisi P2P. Yukarıda P2P ile alakalı bir video yaptım. Oradan göz atabilirsiniz. Şuradan P2P'ye tıklayalım. Ya buradan TL'yi seçtikten sonra bir adet satıcı var. 8.79'dan satıyor. Yani siz bu satıcı arkadaşa şimdi banka hesabına TL gönderiyorsunuz. O da size USDT olarak gönderiyor. Bir ikinci yöntem ise buradan asset alanına tıklayalım. Buradan deposit butonuna tıklıyoruz. Şimdi buradan hangi coin'i yatırmak istediğiniz karşınıza çıkıyor. Genel olarak USDT, Tether gönderiyorlar. Burada yine ağ adresleri karşımıza çıkıyor. ERC20, TRC20, EOS, Algorand. Şimdi bir de Binance Türkiye hesabını açalım. Binance Türkiye'ye giriş yapalım. Şimdi Binance Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra buradan para çekme alanına tıklıyoruz. Buradan kripto alanına tıklayalım. Bu alandan da USDT seçiyoruz.
Seçtikten sonra buraya, hatta ilk olarak bu Binance TR hesabına bankanızdan para göndermeniz gerekiyor. Parayı gönderdikten sonra TL'nizi USDT yani TETE alıyorsunuz. Bu TETE'li de bu şekilde çekme alanına tıklayarak buradan hangi adres ağla göndermek istiyorsunuz onu seçmemiz gerekiyor. Genelde TRC20 seçiliyor. Buradan da Kucoin alanına tıkladığımızda şuradan da TRC20 ağını seçiyoruz. Bu alanı kopyalayıp Binance'daki buraya yapıştırıyoruz. Buraya da geçerli bir miktar yazmamız gerekiyor. En az 10 USDT'ye. Seçtikten sonra gönder butonuna tıkladıktan sonra mail ve telefon numaramıza gelen doğrulama kodlarını girdikten sonra KuCoin hesabımıza para geliyor. Şimdi KuCoin hesabımıza para geldikten sonra gerekli işlemleri yapıyoruz. Binance TR hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Şimdi yükle paranızın KuCoin hesabına geldiğini varsayıyorum. Şimdi burada bu gelen USDT ile işlem yapmak için bu main hesaptaki olan USDT'nizi trading account'a atmanız gerekiyor. Bu da ücretsiz ve çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Örneğin KuCoin token'ı var benim hesabımda. Bunu nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Buradan transfer butonuna tıklıyoruz. Şuradan trading account alanını seçerek ve buradan göndereceğimiz coin'i seçebiliriz. Ben coin'i seçmiştim. Buradan da max'a tıklayarak confirm yaptığımızda başarılı bir şekilde trading hesabımıza geçti. Burada görüyorsunuz görünmüyor. Şuradan trading account alanına tıkladığında burada KuCoin Share token'umun olduğunu görüyoruz. Şimdi yine tüm burada trading alışveriş yatırımımızı yaptıktan sonra buradaki parayı tekrar çekmek isteyebilirsiniz. Bunun için de yine Assets alanına tıklayalım. Buradan Main account'a gelelim. Main account'tan da Bitpro'a tıklayalım. Örneğin burada Phoenix DAO var. Bunu göndermek için yine USDT şeklinde anlatayım. Şuradan USDT'ye tıklayalım. Burada yine adreslerimizi seçmemiz gerekiyor. Buradan TRC20'yi seçelim. Bu sefer de Binance'a geliyoruz. Buradan şuradan yatırma sekmesine tıklayalım ve kriptoyu seçelim. Buradan USDT'yi seçiyoruz. Yine adreslerin aynı olduğuna dikkat edelim. Yine TRC20'yi seçelim. Buradaki adresi kopyalayarak KuCoin'deki çekim withdraw'dan TRC20 adresimizi yazıyoruz. Buraya göndermek istediğimiz miktarı girerek KuCoin hesabımızdaki parayı Binance hesabımıza gönderiyoruz. Buradan da yine bankamıza çekmek istediğimizde bu USDT'yi TL yaparak çekebiliyoruz. O da buradan TL yapıp buraya IBAN'ınızı yaparak onayla dediğinizde kısa bir süre içinde para Türkiye'deki hesabınıza geçiyor. Coin borsası hakkında bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.